Jı tarafı var, uluslararası siyaset boyutu var, anlayabilmek için işin ehline soracağız. Metin Gürcan, Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi, aynı zamanda bir güvenlik stratejisti, değerli bir asker, bugün de canlı yayında Skype ekranı üzerinden ana haberde konuğum. Sayın Gürcan hoş geldiniz. Hakikaten karmaşık hoş. bir konu. Hoş bulduk, teşekkürler Özlem Hanım, evet. Biz teşekkür ee, aslında... ediyoruz. Yani ne olduğunu biraz anlatabilir misiniz? Yani e, şu soru ekseninde anlatırsanız biraz anlamaya çalışalım. Ne oldu da Türkiye, Amerika, Rusya arasında böyle kala kaldı? Aslında e, çok da Türkiye'nin yapmadığı şeylerden kaynaklanıyor olay. E, biz yeni bir şey değil bu. Bunu bekliyorduk aslında. E, son 2-3 aydır bunun sinyalleri geliyordu. En büyük olan şey ise Biden yönetiminin iş başına gelmesi. Biraz daha Amerika'nın güvenliğini içe kapanmacı yaklaşımlarla ele alan ve Amerika'nın özellikle Orta Doğu, Güney Kanat dediğimiz, NATO'nun Güney Kanadı dediğimiz tam da bu bölgeden, Doğu Akdeniz'den, Karadeniz'den, Ege'den çekilmesi gerektiğini savunan Trump yönetiminin iş başından gitmesi birinci etken. Biden yönetimi iş başına gelince iki önemli şey oluyor aslında. Bunlardan birincisi Trump döneminde ortaya çıkmış Amerika ile NATO arasındaki makas kapanıyor. Bu sayede NATO ile Amerika daha e, senkronize ve koordineli e, iş tutmaya başladı. Gene aynı şekilde Trump döneminde Amerika ile Avrupa arasındaki Avrupa ülkeleri arasındaki makas da kapanıyor, özellikle İngiltere arasında. E, bu şekilde de gene e, Amerika ile Avrupa ülkeleri arasında daha senkronize, koordineli bir e, güvenlik e, şeyi e, yaklaşımı ortaya çıkmaya başladı. Amerika bölgeye geri dönüyor diyebiliriz. Burada da Doğu Avrupa özellikle çok önemli, Balkanlar çok önemli. Doğu Avrupa'daki en önemli çatışma alanı ise Ukrayna malumlarınız. 2014-15 döneminde Rusya'nın ilhakıyla başlayan kırımı, Donbass bölgesindeki ayrılıkçılar haberlerinizde değindiniz. Ukrayna şu anda Rus birliklerinin işgali altında bir bölge olarak, bir ülke olarak o görünümde. Aynı zamanda bu Avrupa'nın Doğu Avrupa'daki güvenliği de Ukrayna'dan başlıyor. Tam da bu nedenle Biden yönetimi NATO ile daha senkronize ve koordine olacak şekilde Avrupa ülkeleriyle daha koordine olacak şekilde anti Area denial dediğimiz erişime yasaklama ve alan hakimiyeti kapsamında Rusya'nın özellikle Suriye'deki çatışmalar, Doğu Akdeniz ve Libya'daki çatışmalar, Afrika hatta Kuzey Afrika'yı da bu işin içerisine katabiliriz bu bölgelerdeki son 2-3 senedeki kazanımlarını hani mevzi düzeltme dediğimiz biraz yukarıya doğru Rusya'yı e, kuzeye ve kuzeydoğuya doğru ittirmeye çalışıyorlar. E, bu kapsamda e, ele aldığımızda Ukrayna tabii en önemli e, alan olarak karşımıza çıktı. Son bugün bugün Zelenski'nin gelişi o zaman Türkiye'yi herhalde kritik bir geliştir diye düşünüyorum. Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye bu anlattığınız çift eksenli e, meselede kime yakın veya hangi teze yakın olduğunun da bir göstergesidir diye düşünüyorum. Şöyle sorayım. Şimdi anlattık. Kısaca anlattığınızdan şunu anlıyorum. Karadeniz'de Amerikan çıkarları ve Rus çıkarları birbirinden gece ve gündüz kadar farklı. Türkiye'nin çıkarları bu ikisinin arasında tam da nerede e, e, bulunuyor? Bunu merak ediyorum. Çünkü bir tarafta haftaya salı günü başlayacağını bildiğimiz Halkbank davası süreçleri ve Biden hükümetinin Türkiye'ye yönelik bir türlü etmediği bir telefon meselesi. Bir tarafta da Rusya'yla girdiğimiz S400 süreci var. Ne yapacağız biz? Şimdi Karadeniz ısınıyor. Karadeniz jeopolitiği epey zorlanacak önümüzdeki dönemde. Rusya'nın askeri yığınaklanması ortada. NATO tarafındaysa Europe Defender 2021 diye çok geniş kapsamlı Amerika'nın başını çektiği bir tatbikat başlayacak Mayıs ayında. Bu zaten Karadeniz'e giren iki gemiden bir tanesi de e, bu tatbikat hazırlıkları kapsamında hem e, sinyal istihbaratı hem de elektronik harp e, hazırlıkları falan yapacak. Yani bölgedeki bütün deniz hareketliliğin, hava hareketliliği ile ilgili radar izlerini falan toplayacak. E, bu e, şey Europe Defender 2021 tatbikatı Ağustos ayı sonuna kadar sürecek Özlem Hanım. Bu şu demek. Bölgedeki hareketlilik, hararet e, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecekmiş gibi duruyor. Şimdi burada Türkiye ne yapmalı? E, 2021'de ben bunu birkaç yerde dile getirdim. Bir kusursuz fırtına e, benzetmesi yapıyorum. E, bugüne kadar son iki senede özellikle Trump döneminde ilişkileri mümkün olduğu kadar hani pazarlık e, boyutunda tutarak Erdoğan yönetimi iktidar Amerika ile Rusya arasındaki gri bölgelere oynayarak bir denge politikası gütmeyi başardı. Ama 2021'de ilk sinyalleri bunu Karadeniz'den alıyoruz. Bu zor olacak. Her iki tarafta tarafını seç e, baskısını Ankara üzerinde arttırıyor. Dün mesela Zelenski ziyaretinden önce e, Putin'in ansızın araması. araması. E, evet ki biz e, bunu aslında Beyaz Saray'dan bekliyordu Ankara. Aynen. Bütün <laughs> yanlış <telefondaydı>. telefon. <laughs> e, yanlış telefon geldi. Ve bu gelen telefon da biraz talimatla geldi. Biz şimdi biraz Montreux vurgusunu yapıyoruz. Rusya tarafının böyle bayağı detaylı hiç alışık olmadığımız şekilde... Rusya tarafı görüşmeyle ilgili çok detaylı bilgiler verdi. Bu bilgilerde de en önemli nokta Ukrayna. Ukrayna konusunda biraz Ankara'yı dikkatli olmaya çağırıyor Rusya. Ve şu şeyi de sinyali de veriyor. Bak diyor önümüz sıkıntılı. Sende de pandemi süreci yüksek. Rusya'dan gelecek özellikle charter uçakları, bütün uçak seferleri, turistik geziler hepsini iptal edebilirim gene turist ve Domates olayına doğru iş gidiyor ve Rusya ile bir gerginlik ve gerilim bir eskalasyon görüyorum ben burada. Tam soracaktım ee... diyecektim ki bu anlattığınız karmaşık güvenlik stratejilerini de içeren senaryo bizi şu anda dinleyen ve her gün bir asgari ücret hatta belki bir ile hayatta kalmaya çalışan vatandaşlara nasıl yansır? Nerede yakalar diyecektim ki siz söylediniz. Turist kesilirse, turizm geliri kesilirse, karşılıklı ticari ilişkilerde gerginlik olursa ya da ABD tarafından Halkbank süreçlerine yönelik daha yüksek yaptırımlar ya da bir ceza çıkarsa bu doğrudan Türkiye ekonomisini etkileyecek herhalde değil mi? Bir son cümle rica edeyim, bitirelim. Tabii ki aynı şekilde Amerika tarafında da o gelmeyen telefon ve artan baskılar ister istemez Türkiye'nin ekonomisinde e, büyük e, sıkıntılar yaratıyor. E, burada şunu da efendim e, mutlaka eklemek lazım. Yani Ankara'ya hem Batı güvenlik bloğu hem de Rusya tarafından artık giderek 2021'de ağırlığını hissettiren tarafını seç e, baskısı ve Ankara'nın bu özellikle Karadeniz krizinde nasıl kendini konumlayacağı, e, başta Türkiye ekonomisi olmak üzere Türkiye'nin dış politika tercihleri ve en önemlisi Suriye İdlib şu anda 8 bin askerimizin olduğu yani realite sahada askerlerimizin de bulunduğu bölgede Doğu Akdeniz'de Libya'da Türkiye'deki Türkiye'nin bütün şeylerini tercihlerini politikalarını etkileyecek yani dış politika açısından Karadeniz Türk dış politikasını ısıtacak İnşallah umarım çok büyük sıkıntı problemi olmadan bu kriz sürecinden de çıkabiliriz umarım ama anlaşılan orada gerçekten Ağustos sıcağında daha da ısınacak günler bizi bekliyor şunu da hatırlatalım Amerikan tarafının nerede durduğuna ilişkin olarak Ukrayna'nın Donbas'taki çatışmalarda Amerikan askeri ateşesi kolunda Ukrayna veya ölüm dövmesiyle fotoğraflanmıştı. Dolayısıyla Amerikan tarafı bu Rus-Ukrayna meselesinde nerede duruyor onu da herhalde tahmin edebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Metin Gürcan, Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ama aynı zamanda bir güvenlik stratejistiydi. Peki toplum bu meseleye nasıl bakıyor? Montrö Karadeniz'deki bu gerginlik toplumu ne kadar ilgilendiriyor? Ertan Aksoy'un, Sodev Vakfı Başkanı Ertan Aksoy'un kurucusu olduğu Aksoy araştırma anlık, haftalık araştırmalarla toplumun nabzını ölçüyor. Bu konuyla ilgili dün sonuçlarını açıkladığı araştırmanın iki slaydını getiriyorum şimdi size ekranlarınıza. Montre bildirisiyle ilgili görüş